Sevgili öğrenciler merhaba. Birinci dönem, birinci yazılı, 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bir ve tek olan Allah'a inanıp bu inanca uygun yaşamanın birey üzerinde önemli etkileri vardır. Bu etkiler insanların düşünce dünyasını, değerlerini ve davranışlarını şekillendirerek yaşamlarının farklı alanlarında derin izler bırakır. Bu metinde altı çizili ifadede bahsedilen durumları birer örnekle açıklayınız. Düşünce dünyası, Allah'a inanan biri, inancı sayesinde hayatın anlamını daha iyi kavrayabilir. Örneğin, karşılaştığı sorunlar karşısında Allah'a güvenerek her olayın bir amacı olduğunu düşünür. İkinci ifademiz, değerler. Allah'a inanan biri, adalet, merhamet ve dürüstlük gibi erdemlere önem verir. Bu durum, kişinin Allah ile ve insanlarla ilişkilerini güçlendirir. Üçüncü ifademiz davranışlar. Allah'a inanan biri ibadetleri yerine getirmeye çalışır, haramlardan kaçınır ve salih ameller işleyerek Allah'a olan bağlılığını gösterir. Bu da yardımseverlik ve toplumsal sorumluluk bilincini arttırır. İslam alimleri tarafından Allah'ın bir ve tek olduğunu ispat etmek için akli deliller ortaya konmuştur. Bunlardan biri de ekmel yani mükemmel varlık delilidir. Bu delillere göre insan varlıkların eksikliklerinden, ihtiyaçlarından hareketle zorunlu olarak her bakımdan mükemmel tek bir varlığın olması gerektiği sonucuna varmaktadır. O varlık da Allah'tır. Buna göre insanın bilme ihtiyacını göz önünde bulundurarak mükemmel tek bir varlığın olması gerektiği sonucuna nasıl ulaşabileceğini açıklayınız. İnsan, yaratılışı gereği ihtiyaçları olan bir varlıktır ve bundan dolayı eksik olan şeylerin yokluğunu derinden hisseder. Bu muhtaç olma durumu insan için bir noksanlık ifade eder. Zira mükemmel bir varlığın hiçbir şeye ihtiyaç duymaması gerekir. Örneğin, insan bir bilgiye ulaşana kadar onun eksikliğini hisseder. Bilgiye eriştiğinde bu eksiklik giderilmiş olur. Bu tür ihtiyaçlar insanın eksik ve sınırlı olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak insan hiçbir şeye muhtaç olmayan mükemmel bir varlığın var olması gerektiği düşüncesine ulaşır. Bir kişi hayvanat bahçesinde gördüğü tavus kuşunu bir süre seyrettikten sonra hayretle "Şu renklerin uyumundaki büyüleyiciliğe bakar mısın?" demiştir. Tavus kuşundaki estetik yaratılışa yapılan bu vurgu Allah'ın isimlerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Açıklayınız. Tavus kuşundaki estetik yaratılışa yapılan vurgu Allah'ın Musavvir ismiyle doğrudan ilgilidir. Çünkü Musavvir ismi Allah'ın yaratmasının rastgele değil, belli bir ölçü ve ahenge göre olduğunu ifade eder. Numaralanmış durumlar Allah'ın subuti sıfatlarından hangilerinin yansımasıdır? Kısaca açıklayınız. 1. Vahiy yoluyla bazı peygamberlere kitap verilmesi. Bu durum Allah'ın kelam sıfatının yansımasıdır. Çünkü Allah peygamberlere vahiy yoluyla mesajlarını göndermiş ve o mesajlar bir araya gelerek kitap haline getirilmiştir. Dolayısıyla vahiyler Allah'ın kelamıdır. İkinci durum, yeryüzündeki varlıkların bir canlılığa sahip olması. Bu ise Allah'ın hayat sıfatının bir yansımasıdır. Çünkü hayatın yani canlılığın kaynağı Allah'tır. Üçüncü durum ise insana tercihte bulunabilme özelliğinin verilmesi ise Allah'ın irade sıfatının yansımasıdır. Çünkü her şeyi dilediği gibi yapan külli iradeye sahip olan tek varlık Allah'tır. İnsandaki sınırlı cüzi irade de işte bu külli iradenin bir yansımasıdır. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Korktular. Onu insan yüklendi. Ahzab suresi 72. ayet. Bu ayette insanın özelliklerinden hangilerine değinildiğini açıklayarak yazınız. Bu ayette Allah'ın emaneti yani sorumluluğu diğer varlıklara teklif ettiği fakat onların bunu kabul etmediği ifade edilir. İnsan bu emaneti yüklenmiş ve bu yükümlülüğü kabul etmiştir. Bu durum insanın iradesini ve sorumluluğunu ortaya koyar. Dua, insanın kalbinden geçen istekleri Allah'a arz etmesidir. Duaya konu olan istek ve niyazların güzel işlere yönelik olması gerekir. Kişi haram ve mekruh şeyler için dua etmemelidir. Bu açıklamada bahsedilen hususa yönelik dua örneklerinden ikisini yazınız. Allah'ım doğru yolda ilerlememe yardımcı ol. Allah'ım bilgimi ve imanımı artır, beni güzel ahlakla donat. Allah'ım bana ve sevdiklerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yaşam nasip et.
Allah'ım, kalbimi her türlü kötü düşünceden arındır, bana ve çevremdekilere sabır ve anlayış ver. Allah'ım, işlerimde başarı ve dürüstlük nasip et, topluma ve çevreme faydalı bir birey olmama vesile ol. Bu cevaplar örnek niteliğinde olup bu çerçevede verilecek diğer cevaplar da doğru kabul edilecektir. Yedinci ve son sorumuza bakalım. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 18 ve 19. ayetler. Bu ayetleri Allah'ın tekvin sıfatı ile ilişkilendirerek açıklayınız. Tekvin, Allah'ın her şeyi yaratma ve düzenleme gücünü ifade eder. Bu ayetlerde Allah'ın göklerde ve yerde yegane hamd edilmeye layık olduğu belirtilir. Onun kainattaki düzenleyici rolünü gösterir. Ayrıca diriyi ölüden çıkarma, ölüyü diriden çıkarma ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltme ifadeleri Allah'ın hayat ve ölüm üzerindeki mutlak yetkisini ve düzenleme gücünü temsil eder. Bu bağlamda tekvin sıfatı yaratma, düzenleme ve yeniden diriltme süreçlerinde Allah'ın her şeyi kuşatan gücünü ortaya koyar. Sevgili gençler, soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim.